Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil mütteqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ves salatu ves selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri. Ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ifavvid emri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ve ma tunfiqu min şeyin fe inna Allah bihi alim. Sadakallahul azim. Ve kâle en-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem: İzâ mâtel insânu inqata'a amelühü illâ min selâfin: sadakatin, cariyetin, ev ilmin yuntefe'u bihi, ev veledin sâlihin yed'u lehu. Sadaka Rasulullah fîmâ kâl, ev kemâ kâl. Pek aziz, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti, ihsanı üzerinize olsun, üzerimize olsun. Bütün kardeşlerimizin, bütün dünya Müslümanlarının, bütün dinleyici kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim selam yurdu olan, davet ettiği o cennet yurduna her birimizi lütfedip, ihsan edip kabul buyursun. Ve tabii ki bunun için gayret etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. O yüceler yücesi Rabbimiz. O Halikimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Onun güzel Resulü Peygamberimiz Efendimiz'e salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Allah ve Resulü sevgisiyle yaşamanın istek ve arzusunu gönüllerimizde bulmak için Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz. Ya Rabbi o güzellikleri hepimize nasip ve müyesser kıl Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz kardeşlerim. Evet, gönlüme geldi de tabii ki mümin insanların Allah'a güzel bir şekilde kavuşması çok tatlı. Tabii ki görev icabı da olarak bizler ve sizler de zaman zaman görürsünüz. Hani son nefesini verirken kelime-i şehadetle verir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü der. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah der. Hep şahit olduk değil mi kardeşlerim? Evet, Yasin-i Şerif okur. Hatta kendisi ya da okuyun der, o da takip eder. Böyle insanlar gördük biz elhamdülillahi teala. Ve Rabbine böyle şehadetle, kelime-i tevhidle ruhunu teslim eder. Ya Rabbi bize de öyle nasip eyle diye dua ediyoruz. Tabi uzun ömür, hayırlı ömür istiyoruz Yüce Rabbimizden. Hep gençlerimizin için özellikle kıymetli kardeşlerim, hafızlarımız, yavrularımız için de aynı güzelliği niyaz ediyoruz Yüce Rabbimizden. Hani biz aynı zamanda cenazelere de vakıf oluyoruz, görüyoruz. Görev icabı çok görmüştük değil mi? Böyle gülerek Rabbine gitmiş. Allah Allah. Ve cenazeden gülümseme gitmiyor kardeşlerim. Yıkanırken, defnedilirken hep gülerek böyle bakmış. Allah Allah. Nasıl imrenmez ki insan ona değil mi? Yani son nefeste kelime-i şehadetle, hüsnü hatime ile, en güzel kavuşma ile, en güzel sonla Allah'a kavuşmak çok güzel değil mi? Allah'ımız bize o güzellikleri nasip ve müyesser kılsın bütün kardeşlerime. Evet, dinleyen bütün kadın, erkek, bütün dünya Müslümanlarına, milletimize böyle niyaz ediyoruz kıymetli kardeşlerim, dua ediyoruz. Çok güzel tabii ki. Okuduğum ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde de bu manayı böyle yaşarcasına şimdi gönlümden geçti de Cenab-ı Hak öyle lütfetti kıymetli kardeşlerim. Hakikaten hayret verici. Çok güzel kıssaları da var. Bu sahabe-i kiramın şimdi bahsedeceğim inşallah Teala.
çok tatlı, çok hoş kardeşlerim. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyordu. Âl-i İmrân suresi 92. ayet-i kerime ki, sizler de böyle tefsirlerden okuyun. Sağlam tefsirlerden çok güzel olur. Elmalı Hamdi Yazır özellikle çok önemli bu noktada kardeşlerim. Ve Türkiye'mizde, memleketimizde ana kaynak olarak hep istifade edilir. Çoğu ondan zuhur etmiş, çıkmıştır. Onun için oraya müracaatınız çok güzel olur. Rabbimiz öyle buyuruyor. Allah yolunda, Allah için sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça asla gerçek imana, gerçek iyiliğe, gerçek güzel sonuca ulaşamazsınız. Allah'ın rızasına, o gerçek rızasına ulaşamazsınız. Aman yarabbim. O iyilik, asıl iyilik dediği işte çok geniş anlamlar ihtiva ediyor. Allah için ne verirseniz Allah onu hakkıyla bilir. Tabii oradan şunu da anlıyoruz, onun karşılığında hakkıyla verir. Bir bakın kıymetli kardeşlerim, şöyle ayeti tekrar gündeme getirecek olursak, Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça, vermedikçe asıl iyiliğe ulaşmış olamazsınız. Ne verirseniz Allah için Allah onu en iyi şekilde bilir ve tabii en iyi şekilde de karşılığını verecektir anlamını ihtiva ediyor bize. Bu ayeti kerime geldikten sonra Ebu Talha adındaki sahabi Ümmü Süleym annemizin eşi, ki onun da kıssası var. Belki ders içerisinde kısmet olur. İçi rahat etmez. Ve varır düşünür. Dışarıya çıkar düşünür. Yani Allah yolunda sevdiğim şey ne? Ben verebilir miyim acaba? Benim için, nefsim için sevdiğim şey ne daha doğrusu? Ben en çok neyi seviyorum? Kendini yoklar, yoklar, yoklar. Allah Allah. Hangimiz yapabiliriz kardeşler? Der ki, benim için en kıymetli mal, en sevdiğim mal, Peygamber Efendimizin mescidinin karşısındaki, hemen karşısındaki Beyruha adında olan hurma bahçe. O eski yılları düşünün. Şimdi onun kuyusu mescidin içerisine girmiş, yerini belli etmişler kardeşlerim de. Yani Efendimizin mescidi o günün şartlarında tabii ağaçtan, kamıştan ve küçük tabii bugünlerin büyüğünde değil. Ama karşısında bir bahçe var, çok kıymetli, hurma içi. İçinde de çok güzel suyu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer, hurmasından yer, suyundan da içermiş, istifade ediyormuş onlar. Ama çok kıymetli. Der ki Ebu Talha, ya Rabbi bu ayet-i kerimeyi indirdin ama benim nefsime en çok hoş gelen, kıymetli olan bu bahçem. Ben bunu senin yolunda tasadduk edeceğim. Eşine söylediği zaman ben de düşünüyordum. Ya Ebu Talha, böyle bir şeyi Allah yolunda versek en kıymetlimizi, ama mal senin olduğu için ben sana açıkça diyememiştim. Ne güzel olur der ki Allah Allah. Ve Resulullah'ımıza gelir Ebu Talha der ki, ya Resulallah bu ayeti kerime, yani Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçekten iyiliğe ulaşamazsınız ayeti kerimesi gelince, ben nefsimi yokladım, en çok sevdiğim işte sizin mescidinizin karşısındaki hurma bahçesi, ben bunu Allah yolunda tasadduk edeceğim deyince, Efendimiz oh oh ne kadar güzel, ne kadar güzel, hayırlı olsun, mübarek olsun der. Ama Resulullah'ımızın yaptığı bir şey var çok güzel. Amca çocukları fakirmiş. Ebu Talha'nın akrabası amca çocukları. Derler ki Allah Resulü, bu bahçeni amca çocuklarının arasında böl, onlara ver. Yine bakın akrabayı düşünmek, fakiri düşünmek, akrabasından başlamak. Allah Resulü böyle deyince o akrabalarına böler, verir. Hadis-i Süleyman'sı öyle diyor İmam Nevevi Hazretleri kardeşlerim.
Beş parçaya böldü Ebu Talha Hazretleri bahçesini. Her bir parçası o gün için 20 bin koyun alacak güçteydi diyor. Yani 100 bin koyunluk bir bahçeyi Allah yolunda tasadduk etmiş. Aman ya Rabbi. Efendimizin istekleri üzerine, yani ben vereceğim dedikten sonra Peygamberimizin yönlendirmesi üzerine akrabaları olan amca çocuklarına fakir oldukları için paylaştırmış ve böylelikle ayet-i kerimenin sırrına mazhar olmuş bu güzel insan. Gördüğümüz gibi hakikaten müthiş hadiseler var kıymetli kardeşlerim. Eğer vakit yeterse yine onunla ilgili bir ayet-i kerime gelecek. Bu sefer o vesileyle nazil olan bir ayet-i kerime gelecek. Ama okuduğum hadis-i şerif üzerinde durursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince insan amel defteri normalde kapanır buyuruyorlar. Ama 3 şey amel defterini açık tutar. Nedir onlar? Hayır müessesesi, cami, Kur'an kursu, haşevi, çeşme değil mi? Şadırvan. Yerine göre Müslümanlara bir yol, bir köprü. Yani yerini vermek bile güzel. Hatta ve hatta bir, yani Müslümanların sağlığı için bir mekan, bir hastane. Bunlar hep girer değil mi kardeşlerim? İşte bunlardan birinin yapımına, yol göstermesine, çalışmasına gayret ettiyse bir insan, evet, onun amel defteri kapanmıyor. Hafızlar, alimler yetişiyor. Orası o insanın yardım ettiği kadarıyla gene gelir. Bir tuğla olsun, bir tuğla. Zerre miktarı olsa gelecek diyor ya Cenab-ı Hak. O sevap gelir ona. Orası çalıştığı müddetçe, aman ya. Duyuyorsunuz değil mi kardeşlerim, kadınlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz. Bakın şu güzelliğe. Allah Allah. Burası yapılırken bir bacım, şu Ashab-ı Suffe Külliye'miz yapılırken, hiç unutamıyorum, anlattım da, bir bacım geldi gariban haliyle. Buraya kim bakıyor? Biz bakıyoruz dedik o yapım yıllarında. Buyurun abla. Çantasından bir 20 lira çıkardı. Ne olur şu 20 liramı az da olsa kabul edin. Kabir de benim ışığım olsun dedi. Aman abla, nasıl kabul etmeyiz? Allah sizden razı olsun dedik. Hala unutamıyorum. 10 sene oldu bu temelde. Unutamıyorum kardeşlerim. Veya 9 sene oldu. Düşünebiliyor musunuz? O samimiyet. Kabirde ışığım olsun. Müslümanın inancı bu. Onun için hayır yolunda vermek ne güzel. İkincisi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, ilim bıraktıysa, faydalı ilim bıraktıysa, talebeler, eserler, kitaplar, anlatmalar, vaazlar, sohbetlerle insanları irşad ettiyse de, o da o insan için istifade edildikçe kitaplardan, talebe yetiştirdikçe de hala ona hissesi gider. Üçüncüsünde arkasından dua eden evlat. Amel defterini kapatmıyor. Zaten o dua eden evlat, Rabbena firli ve li valideyye, Allah Allah, velil müminine, bakın. Allah'ım beni bağışla, anne babamı bağışla, müminler de bağışla diye her tahiyyatta dua ediyor değil mi? Bir de ayrıca dua ediyor, hayır veriyor, hasenat veriyor. Ne kadar güzel kıymetli kardeşlerim. Bakın burada bazılar der ki verilen gitmez. Ayşe annemiz anlatıyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki, annem aniden vefat etti. Eğer biraz vakit olsaydı bana bir şeyler, hayır hasenat yapmamı vasiyet ederdi. Ne dersiniz ya Resulallah, annem için hayır vereyim mi, sadaka vereyim mi, kabul olur mu, sevabı ulaşır mı? Efendimiz, evet, ulaşır buyurdular. Gördünüz mü? Adamlar inkar ediyor. Arkasından verilen gitmez, arkasından okuduğunuz Kur'an gitmez, arkasından okuduğunuz Yasin gitmez, Yasin Şerif, hatim gitmez. Allah muhafaza, Allah muhafaza. O zaman onların arkalarından hiçbir şey yapmasınlar değil mi? Cenab-ı Hak esirgesin, felaket. Kardeşlerim, onun için mümin kimse Allah için verecek, Allah için Allah'ın rızasını gözetecek,
Öyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennet cömertlerin yurdudur. Ancak iki kişiye kıpta edilir. Birisi gece gündüz Allah yolunda mal verir, kendisinin Allah çok vermiş. Allah yolunda harcar, diğeri de alimdir, Allah yolunda ilmini tasadduk eder. Bunlara imrenilir diyor Peygamberimiz. Kardeşlerim, Ebu Talha'nın hanımı Ümmü Süleym, Hazreti Enes'in annesi, Peygamberimize hizmetçi olarak veriyor. Ebu Talha Müslüman değil, Ümmü Süleym annemiz Müslüman. Ebu Talha evlenmeyi teklif edince dul kalmış. Sen Müslüman değilsin diyor. Müslüman olursan evlenir. Müslüman oluyor, evleniyor, cihatlara koşuyor. Resulullah'ımızı can pahasına muhafaza ediyor, koruyor. Her şeyiyle koşturuyor. Bu insana bir bakın. Şimdi bir şey daha anlatacağım, onunla tamamlayacağım inşallah kıymetli kardeşlerim. Allah yolunda o veren müminler var ya diyor Cenab-ı Hak. O kendileri aç kalmasına rağmen başkalarına verirler, yedirirler, içirirler. Allah Allah. Zaruret içerisinde olsalar da verirler. Niye ayeti kerime inmiş biliyor musunuz? Haşr suresi, Haşr suresi 9. ayeti kerime. Vakit dar olduğu için kısaca anlatayım. Sahabeden bir zat 3 gündür açım ya Resulallah diyor. Efendimiz kim götürür evine doyurur? Kimse götüremiyor. Ebu Talha diyor ki ben götüreyim. Allah kerim. Eşi de çok uygun tabii ki bu noktada. Götürüyor o sahabiyi evine. Resulullah'ın misafiri var diyor. Yiyecek bir şey var mı? Misafire ikram edecek fazla bir şeyimiz yok ama iki çocuğumuzun yiyecekleri var diyor. Hanımı Ebu Talha'ya bakın. Çocukları avut, onları uyut, mumu söndürelim, misafirin önüne koyalım, ben yer gibi yapayım ama yemeyeyim karanlıkta, o karnı doyursun. Allahu Ekber. Ev sahipleri yemiyor, çocuklar aç uyuyor, misafir iyice doyuyor onlarla. Ve sabahleyin Resulullah'ımız, ya Ebu Talha sen ne yaptın Allah için? Aile olarak siz ne yaptınız? Ne oldu ya Resulallah? Hayırdır, Allah bu ayet-i kerimeyi indirdi. Sizden o kadar razı olmuş ki kendileri aç kalma pahasına fakire, yetime, öksüze, garibe, yolcuya, misafire yemek yedirirler. Kendileri aç kalırlar diye sizi övdü diyor Cenab-ı Hak. Boynunu büküyor. Elhamdülillah. Sahabi böyleymiş, böyle yaşamışlar. Buna ne denir? İsar. Yani kendinin ihtiyacı olduğu halde başkasına verene isar. İsar etmek denir. Musir, kardeşlerim ama birisinin var zaten, cömert davranıyor, veriyor, veriyor, veriyor. O dereceye ulaşamıyor. Zaten çok. Zaten çok. Yok iken, olanı verip kendisi aç kalan insan. İşte sahabide bu güzellikler var. Rabbim onların yolunda gitmeyi bize nasip eylesin. Güzel Resulullah'ımızın yolunda olmayı, Rabbimizin yolunda olup şehadetlerle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek ruhumuzu hayırlı uzun ömürlerden sonra teslim etmeyi nasip etsin. Hayra hasenata koşturmayı verebilmeyi lütfetsin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.